parmaklarımıza çıkan mantarlarda da yararlı mıdır? Ayak parmaklarımız ayak oluşuyor. Ayak parmaklarımız oluşan. Parmak aralarımızda oluşuyor daha çok. Şimdi o farklı. Şimdi parmak aralarında oluşan pişik ve mantarlara karşı sinirli ot. Sinirli ot mesela taze veya kuru. Şimdi mesela yaz ayında ot şimdi bulabiliriz. Hafif ezildikten sonra parmak aralarına taze yıkandıktan sonra sinirli ot ezilir. Ayak parmakların arasında bu sinirli ot konur, sarılırsa bir günde pişiği yok eder. Evet. Hatta ayak baş parmaklarında dolama olur. Tırnak böyle etin içerisine girer, iltihaplanır. Bazıları bu nedenle çok acı çeker. Sürekli tırnaklarının köşelerini kesmek zorunda, törpülemek zorunda kalırlar. Tırnağın etin içerisine batmaması için ayak baş parmağının üzerine böyle jiletle hafif üzerine kazıdığı zaman kişi tırnağın ucları etin içerisine girmez. Yukarı doğru kalkar. Sonra da eğer ki iltihap varsa sinir lot sardığı zaman sinir lot ayak baş parmağındaki dolamanın içindeki bütün iltihabı çeker alır. Yani tırnak ne de tırnak çektirme vesaire gerek yok. O zaman şimdi aklıma geldi hocam, yaz aylarında genelde böyle denizlerde deniz kestanesi olur. Bu deniz kestanesi de sahil kısmında olduğu zaman kişinin ayağına battığında çıkartması oldukça zor olur. Böyle bir hafta falan beklersin, hatta zeytinyağıyla işte sararlar yumuşaması için bacağımızı ya da parmaklarımızı falan. Bu deniz kestanesinde de iyi midir? Yani çıkartma, çünkü onların bilirsiniz iğne gibi çubukları var. Evet. İğne gibi ot sivri bir şekilde girer derimizin altına saklanır ve onu çıkartmak bir haftayı falan alır. Yani kendi kendiliğine dışarı atar. İltihaplar oluşur falan. Onlardan sonra. Evet, iltihabı çıkar, temizler. Sararsın. Dolamaya yardımcı geliyorsa iltihap, da her türlü iltihabı, her türlü bir yaraya sinir lot ile ilgili klinik araştırması yapılmıştır. Bronşite, kuru öksürüğe, balgama yani akciğeri temizler, arıtır. Itır gibi etkili bu da. Aynı şekilde bununla da ilgili klinik araştırma. Ama sinir lotun özelliği farklıdır. Her türlü enfeksiyona. Mesela ter kokusu. Şimdi mesela yaz aylarında ne oluyor? Evet. İnsanlar otobüste, trende, vapurda, metrobüste oraya buraya biniyor. Toplu taşımacılık. Kiminde ter kokusu, kiminde ağız kokusu, kiminde yerlendiği. Evet, yönetmenimin de böyle şikayetleri pis varmış. Kokular kulağıma oluşuyor. Söylüyor böyle kendisi. Gaz bırakınca bazıları çok pis kokar. Aman hocam. Evet, ne yapacak insan? Bazıları şimdi bakın. Bunlarda da mı sinirli ot? Irritable yani. Bağırsak sendromu dedim ya. Irritable bağırsak sendromunda karnı kişinin davul gibi şişer. Eğer ki yenilenmezse ne olur? Hastalanır, hastanelik olur. Çok kötü olur. Tehlikeli yani. Evet. O tür insanlar olduğu yerde bırakmak zorunda. Ter kokusunu ortadan kaldırıyor mu hocam sinir lot? Sinir lot. Yoksa terlemeyi mi engelliyor? Ter kokusunu önler. Sinir lotun biz sinir lot forte diye bunun etken maddesini özel bir formül geliştirdik. Sinir lot forte. Şimdi sinir lot bir çok güzel etkiler var da dünyada en etkili şifalı bitkilerden biri de bunu haşladığınız zaman, kaynattığınız zaman etkisi sıfır. Neden? Avkubin denen etken madde haşladığınız zaman parçalanır, etkisi kalmaz. Bu nedenle bunu kaynatmayacaksınız, haşlamayacaksınız. Sıcak suyla temas olmayacak. Biz bunun ekstresini kullanıyoruz. Özel bir yöntemle elde ediliyor. Bunun ekstresi farklı yöntemle elde edilir. Damıtılarak. Bazı bitkileri mesela 60-70 derecede damıtabilirsiniz. 80 derecede damıtabilirsiniz. Ama sinir lotu 35 derecenin üzerinde damıtırsanız etkisi kalmaz. Çünkü parçalanır. Etken madde bölünür. En etken madde antiviral, antibakteriyel özelliklere sahip. Evet.